İnsan beyninin anlatılmayan gizli gücü. Bugünkü konumuz bu olacak. No Limit artı Lucy. Bu filmleri yazın bir kenara. Daha önceden seyrettiniz mi bilmiyorum. Fakat bu filmlerin bilimsel altyapıları var. Bu filmler beynin kullanılmayan potansiyelini belki abartarak anlatmışlar. Fakat bilimsel taraflarını anlatarak İnsanların büyük bir kısmının beyninin gizli gücünü kullanmadığını, yani potansiyelini kullanmadığını filmde anlatmışlar. Ve o filmde insanlar %1, %2 beyin potansiyelini kullanmaya başlayınca neler yapabileceğini şaşırtıcı bir şekilde sahnelemişler sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle örnek vermek istiyorum. Bu bir ölçü aleti. Şu gördüğünüz, örneğin yüzük ölçebiliyorsunuz. Şuraya yüzüğünüzü koyduğunuzda kaç santim olduğunu burada gösteriyor. Bu bir ölçü aleti. İstatistiklere göre bilim adamları araştırmışlar. Demişler ki insanların büyük bir kısmı beyin potansiyelini %1 kullanıyorlar. Mesela şurayı 100 milim olarak aldığımızda, şu ölçüyü 100 milim olarak aldığımızda bunun sadece bakın şu kadarını bir milim veya 2 milimini kullanıyorlar. Yani %1'ini, %2'sini. Hatta duymuşsunuzdur belki Hazreti Ali insan beyninin %3'ünü kullansa baktığı yeri çatlatır buyuruyor. Demek ki biz ne anlıyoruz? İnsan gerçek manada beyin potansiyelini kullanmıyor. Yani atıl bırakıyor ve ömrünü öyle tüketiyor. Öğrenmediği için, yani şu beynin kullanma kılavuzunu okumadığı için öğrenmediğinden dolayı aslında şu gördüğünüz kadar potansiyeli var ama kullanmıyor. Bilmiyor çünkü. Kılavuzu yok. Bu konuda eğitim almamış. Yani araba sürmeyi öğreniyor, ehliyet alıyor ama şu beyni kullanmanın kursuna gitmemiş, ehliyetini almamış. Dolayısıyla ömrünü zayi ediyor. Hani peygamberimizin hadis-i şerif var ya, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini bil, beynini bil, neler yapabileceğini bil, hangi kapasiteye sahipsin. Öğren ki ömrün zayi olmasın. Dolayısıyla şimdi size beynimizin kullanılmayan gizli güçlerinden birkaç tane örnek vermek istiyorum. Şimdi yine araştırmalar gösteriyor ki beynimiz çok yüksek şekilde frekans yayıyor. Çok yüksek frekans yayıyor. Bazı insanlar çok itici oluyor değil mi? Bu neyle alakalı? Bilinçaltı düzeyde beynimizin verdiği frekanslar, negatif frekanslarla alakalı. Mesela bir insan olumsuz düşünmeye başladıysa, olumsuz konuşuyorsa, olumsuz bir insansa beyni negatif, çürütücü, yakıcı, zarar verici, insanların enerjisini tüketen bitkilere zarar veren veya etrafta canlı olan ne varsa onlara enerji yayıyor. Negatif enerji yayıyor. O insanlar itici oluyor değil mi? Negatif insanlar, olumsuz insanlar, yani şükür etmeyenler, hep şikayet edenler, hep mağdur zihniyetinde olan insanlar hep itici oluyor. Ne ile alakalıymış? Beyniyle alakalıymış. Yani evde bulundurduğu çiçekler bile yeşermesi zorlanıyor. Yani az yeşeriyor veya çürüyor. Bir de olumlu bir insanın beyin yapısından örnek vereyim. O insanın beyni öyle olumlu frekans yayıyor ki etrafındaki bütün canlılar, çiçek, hayvan, insan fark etmiyor. Bilinçaltı düzeyde onu algılıyor. Hedefi olan olumlu insan yaydığı frekanslarla etki altına alıyor etrafındaki canlıları. Yani hedefi varsa o hedefe doğru komut veriyor. Kişi komut veriyor. O yüzden hani derler ya, hedefi olmayan insan hedefi olan insanın kölesi olur derler değil mi? Onun hedefi için çalışır. Hatta bununla alakalı çalışmalar var. Suyun gizli gücü. Japonya'da yapılan araştırmalarda olumlu cümleler ile yetiştirilen çiçeğin çabuk yeşerdiğini, güzelleştiğini değil mi? İspatlıyorlar. Bunlar bilimsel çalışmalar. Dolayısıyla sen şöyle anlamalısın. İki beyin çeşidi var. Bir tanesi pozitif, öbürü negatif. Pozitif enerjisi olan insan
Etraftaki her şeye hükmedebiliyor. Arzuladığı hedefe hızlı ulaşabiliyor. Olumsuz bir beyine sahip insanda etrafta ne varsa, yeşillik varsa onu çürütüyor örneğin. Kurutuyor. O çiçeği kurutuyor, insanı kurutuyor, hayvana zarar veriyor. Her şeye zarar veriyor. Kendisinde de örneğin beden rahatsız oluyor. Bedende rahatsızlıklar oluşuyor. Psikosomatik hastalıklar başlıyor. Allahu alem tümör oluşuyor, kanser oluşuyor ve hasta olup gidiyor. Şimdi biz bunu anlamalıyız. Bununla beraber bir insan olumsuz beyin yapısını değiştirerek olumlu hale getirebilir. Yani kılavuzunu bilirse, yöntemlerinin tekniklerini öğrenirse, biraz önce anlattığım gibi araba sürmeyi öğrenirse, hayatın kılavuzunu bilirse, o zaman o da beynini olumluya çevirip saklı kalan gücünü kullanarak beynin arzuladığı hedeflere ulaşabilir. Bunun yanında şunu da söylemek istiyorum. İnsan yöntem ve taktikleri öğrenmeye başladığı zaman daha önceden kullanmadığı potansiyelini daha fazla kullandıkça çok hızlı bir şekilde şaşırtıcı değişiklikler yaşamaya başlıyor hayatında. O yüzden biraz önce söylediğim o iki filmi de mutlaka seyretmenizi tavsiye ediyorum. Tamam, film biraz abartılı olabilir. Fakat filmin altyapısı bilimden alınmış, bilim adamlarının araştırmalarından alınmış. O yüzden o filmi de tavsiye ediyorum. Neler yapabileceğinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bak, birinci kural. Burada öğrenmen gereken şey ne? Kendini bilmen lazım. Tanıman lazım. Ben bu beynimle neler yapabilirim? Beyin potansiyelimin ne kadarını kullanıyorum? %1, %2. Tamam mı? Gerçek bu. Ben bunu %3'e çıkarırsam neler yapabilirim? %4 kullanırsam ne olur? Bir kere bu gerçeği kabul et. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Tamam mı? Yani bu bakış açına sahip olmaya çalış. Kendini bilmeye çalış. Kendini öğrenmeye çalış. Neler yapabilirim? Hangi ayak bağlarım var? Beynim negatif enerji mi yayıyor? Olumsuzluklar mı yayıyor? Etraftaki insanlar benden uzaklaşıyor mu? Onlara itici mi geliyorum? Bu şekilde ayırt edebilirsin. Yoksa çekici bir insan mıyım? Yani pozitif enerji mi yayıyorum? Şükrediyor muyum? Hamd ediyor muyum? Hayata olumlu bakıyor muyum? Hedeflerim var mı? Eğer bunlar varsa pozitif enerji yayıyorum. Bunu iyi ayırt etmeye çalış. Bunu kavramaya başlarsan eğer, o zaman içsel ve dışsal kaynaklar devreye girer ve sen ne yapacağını aşağı yukarı anlarsın. Şunu da eklemek istiyorum. Hocam ben bunu yıllardan beri yapmaya çalışıyorum, uğraşıyorum, beyinle alakalı kitaplar okuyorum, zihin geliştirme yöntemleri, işte NLP kitapları okudum, nöropsikoloji ile alakalı birçok araştırmalara katıldım, seminerlere katıldım ama ilerleyemedim. Evet, her seferinde söylediğim gibi neden ilerleyemediğini sana söyleyeyim. Çünkü sen kitap okuyarak ehliyet alamazsın, araba sürmeyi öğrenemezsin. Sen kafaya koyduysan, gerçekten hayatını değiştirmek istiyorsan, pozitif manada bir şeyler öğrenmek istiyor ve bunu hayatına yansıtmak istiyorsan, senin bir rehbere ihtiyacın var. Yani bir şoför öğretmeni gerekiyor. Sana araba sürmeyi öğretecek bir rehbere ihtiyacın var. Her seferinde bunu söylüyorum. Dolayısıyla kendini o şekilde oyalayacağına ne yap? Kendine bir rehber bul. Seni gerçekten arzuladığın A noktasından B noktasına hızlı götürsün. Çünkü o adam biliyor, 35 bin kere yardımcı olmuş insanlara. Dolayısıyla sen bir kere uğraşıyorsun, bir kişiyle uğraşıyorsun, yani kendinle uğraşıyorsun. Senin tecrüben bir kişiyle alakalı, öbür kişinin tecrübesi 35 bin kişiyle alakalı. Dolayısıyla bu gerçeği kabul et. Sonra rehber bulmaya çalış. Bak, devamlı söylüyorum. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza hep bu konularda yardımcı olduk. Onların beyin, zihin yapılarını ölçtük, analiz ettik, neler yapabileceğini gösterdik. Bak, senin böyle bir potansiyelin var. Mülakat yaptık biz onlarla. Senin ayak bağların bunlardır, engellerin bunlardır. Arzuladığın hedefine şu şekilde, bu stratejiyle gidersin. Yani onlarla bir strateji belirledik. Yani adım adım yapması gereken stratejileri nokta nokta gösterdik. Bu kişiler hiç zorlanmadan bizim söylediklerimizi bir çeşit reçete gibi madde madde uyguladılar. Onlara verdiğimiz stratejileri adım adım yaptılar ve arzuladıkları hedeflere ulaştılar. Çok enteresan ve güzel değişiklikler oldu. Ve şaşırdılar hepsi. Ya hocam, daha önce hiç ummadığım,
hiç aklımın ucundan geçmeyen hedeflere ulaştım. Ben bunu nasıl yapabildim diye şaşırdılar. Ve herkes şaşırabilir. Sen de şaşıracaksın. Bak bunu açık ve net söyleyeyim. Sen de gerçekten sana verdiğimiz stratejilerle hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşıp güzellikler yaşamak istiyorsan o zaman sen de bizim programlarımıza katılmak için bize başvuru gönderebilirsin. Bize başvuru gönderebilmek için yapman gereken hemen bu videonun altındaki linke tıklamak. Formu doldurup göndermek. Sonra bir mülakat yapacağız seninle. Seninle strateji belirleyeceğiz. Arzuladığın hedefe ulaşmak için. Madde madde o mülakatta. Bunun için ama tekrar söylüyorum. Bu videonun altındaki linke tıkla. Formu doldur ve mülakatta görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.